Öncelikle hoş geldiniz hocam. Ben Mehmet Kalaycı ismim. Selçuk Üniversitesi'nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bilgisayar okuyorum. Bu sene ikinci sınıfım. Dikey geçişle mühendisliğe hazırlanıyorum inşallah. Süper. Kariyerim inşallah hani akademik bir kariyer düşünüyorum. Yani akademisyen olarak. Hani bu yolda nasıl bir çizgi izlemeliyim? Yani bunun için nasıl yani bu soru. Yani akademisyenliğe niyetlendiyseniz olmuşsunuz demektir zaten. Bundan sonrası zaman meselesi. Sadece uğraşacaksınız. Tabii olmazsa olmaz şeyler var. Doktora yapmanız gerekiyor. Önce lisansı bitirmeniz gerekiyor. Yolunuz uzun. Yani daha çok başındasınız yolun. Başınıza bir sürü o yolda yolunuza taşlar çıkacak. Onları atlayıp atlamadığınızda cevabı olacak. Vardır böyle arkadaşlar başlayan ve zaman içinde kaybettiğimiz, yıllarını veren, yıllardır mezun olamayan, kaybolan arkadaşlar var ama genel olarak akademiye niyet eden ve bu konuyla ilgili metanetli duran, arkasında duran, sabreden arkadaşların çoğunun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Olursunuz, başarılı da olursunuz ama iyi bir akademisyen olun. Katkınız olsun, bilime katkınız olsun, insanlara katkınız olsun. Bir şeyler üretin, ürettiğiniz şeyleri yayın. Bunun için de tabii lisans önemli, üniversite önemli. İyi bir üniversitede başlarsanız daha önde başlıyorsunuz, daha hızlı başlıyorsunuz. Çünkü eksikler olabiliyor, o eksikler zaman içinde büyüyor. O eğitim çünkü ilerledikçe o açık artarak gidiyor. O yüzden iyi bir üniversite iyi bir başlangıç sağlayacaktır. Hedefi oraya koymak lazım. Bunun yanında doktora programı önemli. Mümkünse iyi bir üniversitede doktora yapın. Mümkünse yurt dışını görerek yapın. Farklı kültürleri görün. Birden fazla üniversiteyi görün. Farklı insanlarla beraber olun. Ve her zaman söyledim, akademideki başarının en büyük kriteri doğru hocayla çalışmaktır. Bu lisanstan itibaren başlar. Lisans için de geçerlidir, yüksek lisans için de, doktora için de. Doğru hoca sizi alır, o konuyu öğretir, size bir bakış açısı aktarır, bir ekol aktarır, bir usul aktarır. Bir şeyi bulmak sadece yetmez. Mesela bir buluş yaptınız, onu nasıl sunacağınız bile bir problemdir. Onu nasıl sunulacağı, nerelerde sunulacağı, bunlar hep önemli parametrelerdir. Ve dolayısıyla program üniversite seçmenin yanında hoca seçmeye de dikkat edin. Hocaları araştırın, iyi hocalarla çalışmaya dikkat edin derim. Genel olarak böyle çok kısa 5-10 dakikada akademiyle ilgili tavsiyede bulmak gerekirse ama bizim hayatımız olmuş artık bu. Burada çok fazla vakit harcamışız. Çok fazla konuşabiliriz o yüzden. Herhangi bir akademisyen de konuşabilir. O da iyi bir şeydir. Gidin hocalarınıza sorun. Akademide ilerlemiş olan hocalara sorun. Çok faydalı, çok aklınıza bile gelmeyecek belki fikirleri oradan alacaksınız. Tavsiye ederim. Bu yolda biraz daha sizden önde olan insanlardan bilgi almak her zaman faydalıdır. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başarılar dilerim.